Merhaba arkadaşlar. Her ne kadar BIST 30 hisselerini, borsamızı, halka arz hisselerini derinlemesine takip etsek de halka arz hisselerinde güzel bir yükseliş beklentimiz hala olsa da BIST 30 hisselerinde gelecek yabancı sermayenin çoğunlukla BIST 30'lara gireceğini düşünsek de ne yazık ki o güzel haberler, o güzel adımlar gelmiyor. Hani bir habere bakar aslında, bir adıma bakar diyoruz. Bitcoin düşüyor. Diğer taraftan altında ne olduğu belli olmayan bir düşüş beklentisi var. Yine Nasdaq'ta yabancı borsada bir düşüş var. Bizim kendi borsamızda BIST 100 endeksinde bir düşüş var ne yazık ki. Halen istenilen olmuyor ama uzun vade kademeli alım yapmak isteyenlere biz yine kendi düşüncemizi çoğunlukla karını arttıran, ihracat yapan, kasasında para bulunduran, borcu olmayan şirketlere yatırım yapılması gerektiğini sık sık belirtiyoruz. Bakın şurada Vestel Beyaz Eşya'nın 21.92 fiyatla bugün artı 2'de kapattığını tekrar hatırlatalım. 45 liralardan bedelsiz bölünerek 6 liralara, 9 liralara, 11 liralara, 12 liralara, 14, 16, 19, tekrar 16, şimdi de 21.92'lere geldiğini Vestel Beyaz Eşya'nın izleyebiliyoruz. O resesyonları Avrupa atlatmış anlaşılan. Arkadaşlar karını en fazla arttıran şirketler diye Murat paylaşmış bizlerle sağ olsun. Konya Çimento %2417 arttırmış karını. Vestel Beyaz Eşya %2130 arttırmış. Alın bunlardan kendinize 3-4 tanesini biriktirin. Kademeli alım yapın. Gedik %1117 arttırmış. E-Data %2780 arttırmış. Enka İnşaat. Bitmez tükenmez bir sektör. Yurt dışı yatırımları harika. %765 arttırmış karını. Katılım evim hiç beklemediğimiz bir sektör. %549 arttırmış. Türkiye Sigorta, sigortacılığın bir numarası. %542 arttırmış karını. Afyon Çimento hiç bitmeyecek, tükenmeyecek bir sektör. %537. Aselsan, Türkiye'nin medarı iftara bir numarası, göz bebeği. %468 arttırmış. Ray Sigorta, sigorta sektörü. %401 arttırmış. Bunlardan bir iki tanesini kendinize hoşunuza gider. Seçin. Bulunsun köşede. Kademel olarak ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir. Atın oraya birazcık para. Biriksin arkadaşlar, uzun vade çocuklarınıza kalsın. Kendinize, finansal özgürlüğünüz için bir katkı olsun. Niye olmasın? Şu düşüşlerde BIST 100 endeksindeki düşüş, BIST 30 endeksindeki düşüşün yanında afaki kalıyor değil mi? Yükselirken nazlı yükselenler düşerken de nazlı düşer arkadaşlar. Kendinize şöyle sokağa çıktığınızda markalara bakın. Fabrikalara bakın. Hiç unutmadığınız reklamlara bakın. Yılların markaları, bunlardan ufak ufak birikime devam edin. Bu arada SPK'dan bugün yeni halka arz onayı bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak. Biz buradayız. Görüşürüz.